Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler ve dermanları nasıl hastane kadarına bakması yüce Mevla amcalığım. Bugün de sizlerle değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi taze soğanlarımı göstermek istedim. Şöyle videomun başlangıcında nasıl olduğunu size şöyle bir boylarını göstereyim dedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim, bugün sizlerle çoğunlukla sohbet olarak çekeceğim video ama bugün okuldan yeni geldim. Ve o yüzden çekecek bir şey bulamadım. Size şöyle ilk önce dolma biberlerimizi göstereyim. Sonra şöyle pul biberliklerimizi göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımızı göstereyim. Şöyle fasulyelerimizi göstereyim. Evet işte böyle değerli izleyicilerim, bunları sizler yazın yapıp kurutmuştuk. Bir de bugün ben okuldan daha yeni geldim. Evet sizlere bir de video çekemedim. Ne çeksem diye düşündüm. Şöyle balkonumuzdaki kışlıklarımızı çekeyim dedim. Aklıma o geldi yani değerli izleyicilerim. Kısaca sizlere onu çekmek istedim. Şöyle 8-9 dakikalık bir video yapacağım bugün de. Çok fazla uzun olmasın videomda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar sarmalık lahana. Şöyle şu şekilde para şeklinde bunları şöyle güzelce doğradık. Sizlere şöyle bir göstereyim. Bunlar da sudan geçirilmedi. İnşallah bunları bugün yapacağız ama bunları sizlere yarınki videonu falan çekerim. Belki bilmiyorum, ya çekerim ya çekmem. İşte öyle değerli izleyicilerim. Bunları da biz böyle para şeklinde kestik. Böyle para şeklinde de çok güzel oluyor sarmaları. Bunları sizlere de şöyle bir elime alıp göstereyim. Görmüş olduğunuz bu şekilde şöyle kare şeklinde olacak yani. Kenarları falan olduğu için birazcık buruşuk görünüyor içerisinde. Aldığımız içerisinde Allah'tan çok fazla turşuluk yokmuş. O yüzden bayağı bir çıktı. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Bayağı şöyle büyük bir kabın içerisinde doldurdu yani. Unutmadan söyleyeyim, bu videomda Kadriye ablam dün sormuş videom yorumlarında. Oğuzhan tavuğu kaç liraya aldınız diye, bizim burada 100 TL'ye almış. Bizim burada abla 100 TL'ye de var. Mesela 80'ine de var. Biz mesela o gün 85 TL'ye alacaktık. Pazarlık yaptık. 75 liraya düşürdük. 2 tane aldık. Pazarda kestirdik onları. Ben sonra eve geldim. Yüzüm işte öyle değerli izleyicilerim. Sizler de biliyorsunuz zaten. Eve gelince sizler de tavuğumuzu güzelce yolup derisini yüzmüştüm. Sizleri çekmiştim. O videoma da bakabilirsiniz izlemediyseniz. Dünden kalma yemeklerimiz vardı değerli izleyicilerim. O yüzden bugün sizlerle birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek çorbası yapacağım. Onun videosunu sizlere yeniden bir çekeyim dedim. Hem sırada bir video olsun dedim. Şöyle görmüş olduğunuz sıvıyağımızı güzelce tenceremizin içerisine ilave ettim. Şimdi sizler içerisine soğanımı koyacağım. Soğandan sonra güzelce içerisine kırmızı mercimeklerini ilave edeceğim. Ben fazla büyük soğan yapmayacağım değerli izleyicilerim. Çok fazla büyük soğan güzel olmuyor. İsterseniz siz soğan az koyabilirsiniz, isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Sizlere kalmış yani. 80 bilimize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya tanımadığım tüm izleyicilerime selamlar olsun buradan Deniz'den. Ben size Deniz'den selam yolluyorum. Yeni katılan izleyicilerim var, yeni katılan abonelerim var. Onlar bugün hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlk de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir kere değil, bin kere değerli izleyicilerim, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli arkadaşlarım, gönül dostlarım. İşte böyle. Şimdi sizlerle soğanlarımızı güzel doğrayalım. İçerisine çok kalın doğramayacağım, çok ince de doğramayacağım. Şöyle şu şekilde olacak yani. Size de göstereyim. Yağını ben biraz içerisine fazla koydum. Bol yağ güzel oluyor. Şöyle güzel içerisine bunu ilave edeyim. Blender'dan geçireceğim için sorun olmuyor diğer izleyicilerim. Şöyle birazcık ocağımızı aldık. Kısıyorum sizlerle birlikte. İçerisine salçası falan koyarsın ilave edeceğim. Sizler istemezseniz salça da ilave etmeyebilirsiniz. İçerisinde sizlere kalmış yani. Ben içerisinde salça ilave edeceğim. Salça gerçekten güzel oluyor. İsteyenler ekleyebilir. İstemeyenler eklemez. Kendilerine kalmış. Bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğim benim içerisine. Şimdi sizlerle bir ekleyeceğim. Şöyle salçamızı ilave edeyim. Şöyle salçamızı değerli izleyiciler. Salçamızı güzelce ilave ettim. Şimdi sizlerle güzel bir karıştırma ediyorum. Şöyle bir yemeğimizi salçamız. Komple güzelce soğanlarla bir kaçacak şekilde olacak. Soğanları fazla kavurmanıza da gerek yok. O yüzden ben şimdi onun içerisine ilave ediverdim. Şöyle güzelce şimdi ocağımın lambasını açıyorum ben. Bazı kişiler direkt sallama yöntemiyle yapıyor.
Nasıl yaptım onları size bir anlatayım. Direkt tüm malzemelerini koyuyorlar değerli izleyicilerim. Haşlatıyorlar. Öyle yapıyorlar ama ben öyle yapmıyorum. Tabii ki de böyle daha güzel oluyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Kendi isteklerinize göre değişik değişik yapabilirsiniz yani. İçerisine karabiberini falan ben akları ilave edeceğim. İsteyen ekleyebilirim, istemeyen eklemez. Kendilerine kalmış yani. Ben salatayı şu anda bu şekilde ekledim. Sizler istemezseniz bir daha görüntü ilave edebilirsiniz. Şimdi içerisinde bir su bardağı mercimek ilave edeceğim. Mercimeğimi de şöyle bir sinistlerle güzelce ilave edeceğim. Şöyle mercimeğimi bir su bardağı yeterli olacak. Sinistlerle güzelce karıştıracağım. Şöyle güzelce mercimeklerimi de dışarı kavuruyorum. Tuzumu ilave edeceğim şimdi içerisinde ben. Şöyle karabiberini ilave ediyorum. Çok fazla karabiber ilave etmeyeceğim. Çünkü çok fazla ilave edince içerisinde bir acılık oluyor. Öyle sevmiyorum değerli izleyicilerim. Şöyle azıcık ilave ettim içerisinde. Güzelce kavuruyorum. Şimdi sizler de üzerine suyunu ilave edeceğim. Şöyle suyunu da. Normal çeşme suyu kullanıyorum ben değerli izleyicilerim. Şöyle bir şekilde ilave ettim. Tam bu tencereyi dolacak şekilde ilave edeceğim ben. Şöyle şu şekilde koyuyorum. Yurt dışına da buradan selamlar olsun. Denizli'ye, Afyonkarahisar'a, İzmir'e, İstanbul'a, Kars'a, Manisa'ya, Bolu'ya, Muğla'ya, tüm izleyicilerimize, tüm illerimize, şehirlerimize selamlar olsun buradan Denizli'den. Kayseri'ye de selamlar olsun, Eskişehir'e de selamlar olsun, Bursa'ya da selamlar olsun, Konya'ya da selamlar olsun, Efo'dayım, Alayla ablama da burada selamlar olsun. Tüm izleyicilerime, tüm gönül dostlarıma selamlar olsun. Beni izlediğiniz için, beni desteklediğiniz için hepinizden Allah'ım bir kere razı olsun. Beni çok mutlu ediyorsunuz desteklediğiniz için, bu zamanlarda izlenmelerim çok iyi. Hepinize de gerçekten çok teşekkür ederim. Şöyle biraz daha bunun üzerine ben suyunu ilave edeceğim. Şöyle şu şekilde şu kadar su yeterli olacaktır. Ocağımızın altında güzelce kısıyorum. Evet değerli izleyicilerim, sizler önceki videolarımda göstermiştim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aloe veralarım. Şöyle 1 adet, 2 adet, 3 adet, 4 adet, 5 adet, 6 adet. İşte öyle daha fazla ilerleyip gidiyorum. Sizlere de şöyle bir şu tarafları da göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hepsi ayrı ayrı bunların. Bir de şu taraflarda var şöyle. Şurada da fesleğenim vardı. Bu da kurudu artık, tohumları da döküldü. Şunun da fesleğenim vardı. Bunun da tohumları döküldü. Şurada yine görmüş olduğunuz aloe veramız var. Şunlarda yine pırasalarım var değerli izleyicilerim. Şöyle şu şakslarda. Şöyle yine aloe veramız var. Şöyle de şurada görmüş olduğunuz sizlere de göstereyim. Biber fidanlarım var. Bunlar da hala biberler oluyor değerli izleyicilerim. Üstlerini şöyle görmüş olduğunuz gibi hala çiçekleri dolu dolu. Şöyle bayağı bir hala çiçekleri var. Maşallah bu bayağı güzel bir fidanmış. Çok bereketli fidan. Gerçi hala üzerlerinde bir sürü çiçekleri var. Hala daha da döküyor. Maşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi. Üzerini sizlere de göstereyim biberini. Bayağı bir fazla biberi oluyor. Şöyle şu şekilde bunun tohumlarına bir daksineydi alacağım. Şöyle bayağı bir bunu da görmüş olduğunuz gibi şöyle çiçekleri var. Bu zamanda hiçbir şeyin çiçeği kalmadı ama bunların hala çiçeği var değerli izleyicilerim. Görüyor musunuz? Denizde şu anda bir de hava soğuk. Hava soğuk olması kimler nasıl çiçek açar mı? Bir de ben bunu biraz geç zamana geldi. Geç zamanda diktim yani o yüzden. Ama hala verimi bir sürü var üzerinde. İnşallah bir dahaki sene yine bu fidandan dikeceğim. Bayağı bir büyük emniyetler şöyle bir boyunu göstereyim. Şöyle şu şekilde. Bayağı bir uzun da bir boyu var. Görmüş olduğunuz gibi. İşte böyle değerli izleyicilerim, videomu da artık burada sonlandırayım. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videom daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenmenizi bekliyorum. Başka videolarda, vloglarda, paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.